Selamünaleyküm, programımıza hoş geldiniz. Bugün Sadat-ı Tefrici hakkında bir rüya işleyeceğiz müsebbisin. Çok da kıymetli bir rüya. Rüya şu şekilde. Selamünaleyküm Erdem Hocam, iyisiniz inşallah. Nakşibendi cemaatinden hanım bir arkadaş, 15 kişi kadar evinde toplayıp tefrici hatmi yapıyorlar. Hiç konuşmadan tek oturuşta hem kendine hem grupta bulunan birkaç kişi hatim yapıyorlar. Bu kişinin eşi evi terk etmiş, cemaat konularına ters düşmüşler. Eşinin dönmesi ve tövbesi için sanırım tefrici hatmi yapıyor. Aynı gece gruptan başka bir hanım rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni hırkasını, çok da güzelmiş, dokuması her şeyi, evinde hatim yaptıran hanıma verildiğini görüyor. Yeni olması dikkatini çekiyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hırkasının eski olması gerekmez mi diye zihninden geçiriyor. Soruyor veren kişiye. Neden ona veriyorsunuz diye. O da yaptığı kek yüzünden diyor. Rüya böyle bitiyor. Yorumunuzu çok merak ediyoruz. Hem bize hem izleyenlere ilham olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar hocam. Rüyayı biz şu şekilde ele alabileceğiz. Şimdi önce tefrici hatmi nedir onu söyleyeyim. 4444 defa salatı tefrici okunması şeklinde bir uygulama. Tefrici aslında bir salattır yani salavattır Peygamber Efendimiz'e yönelik getirilen. Ve sıkıntılardan kurtulma boyutu olduğu için de tefrici yani fereç manasında çıkış dili açılması manası, çıkış yol açılması için yapılacak bir salavat tarzıdır. İslam tarihi önce bu binlerce, milyonlarca defa manada uygulanmış. Kaynak noktasına bakıldığı zaman da bir Allah dostuna ait bir salavattır bu kendisi. Hadis değildir. Ama bu şu anlama gelmez yani. Salavat değildir anlamına gelmiyor. Zaten bu rüyada da görüldüğü üzere salavattır manası da ortaya net olarak çıkıyor. Ashab suresinde ey müminler diyor, Allah'ın Resulüne diyor, salat ve selam okuyun diye bir emir vardır. Burada salavatın nasıl olacağına dair de bir sınırlama getirilmemiş. Peygamber Efendimiz'e sahabeler nasıl salavat getirelim diye sorduklarında Efendimiz Salli bari kişi dualarını onlara öğretmiş. Ama orada da Efendimiz bunun dışında da salavat okunmaz diye de bir sınırlama getirmemiş. Bu yönden bakıldığında salavat tarzında Allah dostlarının, alimlerinin yani ciltler dolusu büyüklükte kitaplara sığacak şekilde salavatları var. Bazıları çok uzun, bazıları daha kısa şeklinde. Lükad-ı Gilan Hazretleri'nin salavatları var. Aynı şekilde Delail-i Hayrat şeklinde var. Delail-i Nur şeklinde salavatlar bulunuyor. Salat tefriciye de bu çerçevede ayetteki aslında salavat getirin emrinin bir uygulaması mahiyetinde olduğu için hakikaten makbul bir dua olarak görülüyor. Sadece sayısında insanlar biraz sıkıntı yapabiliyorlar. Oysa şu da vardır. Bazı yani aynı ilaç gibi düşünülebilir. Bazen belli miktarda bir işi yapmak aslında o belli bir ailenin bir kapısını açma manasındadır. 4444 sayısı da biraz da şu yaratılış dünyası alakalı bir mevzu içeriyor. Çünkü 4 sayısı maddi yaratılışla alakalıdır. Maddeye dayalı bir boyut. Burada da zaten kişinin eşi ondan uzaklaşmış, şu dış dünyada gerçekleşmesi istediği bir mevzu var. Ona bir çare olarak da bu salavatı şefaatçi mahiyetinde kullanmış. Rüyada da birkaç detay var. Bir tanesi şu kek mevzusudur. Zaten bu kek mevzusu işin hoş kısmıdır tabiri caizse. Kek lezzetlidir. Tabiri caizse deniliyor ki sizin bu getirdiğiniz salavatlar deniliyor. Maneviyat aleminde lezzete yol açtı deniyor. Allah Resulü'nün katında da bir kek ikramı şeklinde görüldü diyor. Bu yönde de makbul oldu manasındadır. Çünkü lezzetli kekler elbette ikram edildiğinde kabul edilir. Efendimiz Aleyhisselam tarafından da hoş karşılanmış. Ve karşılandığının belirtisi, göstergesi olarak da Peygamber Efendimiz tarafından hırkası hediye edilmiş. Hırka hediye edilmesinde birinci olarak şöyle bakabiliriz. Bu tasavvuf kültürü noktasında hırka giydirilmesi bir kişiye aslında onun bir mürşitlik yaptığı anlamına gelir. Burada bu hanım ablamız farkında olmadan tabiri caizse arkadaşlarıyla beraber bir gruba mürşitlik yapmaya başlamış. Onları salavat zikrine alıştırmış ve bu şekilde salavatla da maneviyat kapılarının açılabileceğini veyahut da maddi dünyanın kapılarının açılabileceğini de onlara öğretmiş olduğu gözüküyor. Bulunduğu grubun tabiri caizse küçük bir mürşide-i kamilesi gibi olmuş. Rüyada bu çerçevede olaya bakmak mümkün. Birinci noktadan bakıldığında. İkinci noktadan bakıldığında da Peygamber Efendimiz kendi döneminde Aleyhisselatü Vesselam çok fakir olanlara veya muhtaç olan bazı mesela Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh gibi çok fakirmiş kendisi. Ona kendi yeni hırkasını hediye ettiğini görüyoruz bu yönden de bakıldığında.
Bu çerçevede bakıldığında Şurahbil bin Hasene üzerinden gidersek, Hasene orada babasının adıdır, evet annesinin adı. Yapılan işin aslında dünya açısından çok güzel olduğunun bir tespiti manasına geliyor. Ama Şurahbil kelimesinin asli manasını bilmediğim için ahiret boyutuna bakan kısmı şu an söyleyemeyeceğim. Bu yanına bakıldığında aslında şu anda bir fakirlik veyahut da yokluk içinde yaşayan bulunan bir hanım, bu ablamız açısından da bir müjde olarak da gözüküyor. Çünkü şöyle bir yönü var. Başka bir hadiste geçtiği için bir kadın deniyor, diyor Efendimiz Şifa Hifatun kıssasında geçer. Zengin dahi olsa eğer ki evlenmemişse o fakir sayılır diye deniliyor. Buradaki mevzuda baktığımızda da aslında bu rüyayı gören veyahut da bu tefrici beraber okutturan hanımefendi aslında eşinden ayrı olduğu için hak katında fakir sayılır. O yüzden de burada Efendimizin hırkayı ona göndermesi de bu manada bir makbul uygulama gibi olmuş şeklinde bakabiliyoruz. Son bir ihtimal olarak şöyle bakabiliriz. Bazen hırka, bu tarz kıyafetler eşler arasında tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere kadın için erkek, erkek kadın için bir elbise mahiyetindedir. Bu yönden de bakıldığında eşi ondan ayrılmış geçici bir süre diyelim, inşallah böyle olsun. Eşinin de dönebileceğine yönelik de bir işarettir. Net değil, bir dua mahiyetinde olsun, inşallah makbul olur diyerek burada bakalım mevzuya. Yani eşi yarın bir gün dönerse rüyanın bildirdiği üzere Peygamber Efendimiz'in tabiri caizse yeni bir hırkası mahiyetinde olacak şekilde eşine geri dönecek diye de bu rüyayı böyle de anlamak da mümkün. Bu şekilde de anlayabiliriz inşallah. Bir dua mahiyetinde olması niyetiyle böyle yorumladık. Çünkü Rabbül Alemin ailelerin bozulmamasından razıdır. Gazabı bu manada helal dahi olsa boşanma üzerinedir. Hadislerde anladığımız üzere. Burada da ailedeki gerginlikler de aslında çok da ciddi ve büyütecek bir mevzu olarak gözükmüyor. Bu yönden bakıldığında tekrar barışmaları rıza ilahi yönünde olduğu için biz de Rabbül Alemin rızasını da şefaatçi kılarak mevzuya tekrar barışmaları ve tabul evine geri dönmesi noktasında rüyayı bu şekilde görüyoruz. Bu çerçevede bakıldığında kek rüyalarını diyebiliriz mesela. Salavatın manevi alemdeki yansıması olarak da zihnimizi kod edebiliriz. Bu şekilde de bakmak mümkün. Çünkü hamur işleri dediğimiz gibi daha önceden ekmek ve tarzı şeyler imanla alakadardır. Salavat da peygamberlere iman rüknünün kişinin dünyasında yerleşmesine ve kökleşmesine vesile olan bir uygulamadır. Çünkü sadece Allah'a imanla kişi kurtulamıyor. Allah'a iman olduğu gibi ahirete iman da, kitaplara iman da, peygamberlere iman da, kadere iman da, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman meselesi de İslamiyet'teki iman esaslarından bir tanesidir. Bu çerçevede zikrullah nasıl ki Allah sevgisini insanda artırıyorsa, salavat da bu manada Resulullah sevgisini insanın dünyasında kökleştiriyor. Tevbe suresi 24. ayette de bir müminin dünyasında sevgi sıralamasında ilk üç tara Allah sevgisi, Resulullah sevgisi ve Allah yolunda çabalama ve koşturma, cihat sevgisi gelir. Ondan sonra diğer sevgiler gelir diye vurgulanmış. Bu yönden bakıldığında salavat getirmek tefriciye de olsa olur, başka salavatlar da olur. Resulullah'a yönelik Allah Resulü'nün sevgisini arttırdığından dolayı da bir açıdan aslında imanla kuvvetlendirme faaliyetidir. İster netice versin, ister netice vermesin, bizzat zaten kendisi imanı artırması noktasında netice vermiş oluyor zaten. Dünyevi netice olup olması da burada çok önemli değil. Hani dünyevi neticeler olursa nurun ala nur olur. Olmasa da her halükarda kişi ahirette zaten kazanmış oluyor. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.